telefonu çalıyor yukarıda car car. Gel aç şunu. Çalsın sonra bakarım. Lan oğlum karın arıyor lan. Gel şu telefonu. Çekmez o burada. Gel kendin bak hadi. Dayan Aslı. Nerede kızım? İçeride baygın vaziyette. Gece de zayıflamış sanki. Çok şükür kavuştuk sana. Geldiğinde yarı baygın haldeydi. İlaç verilmiş muhtemelen. Ne? Çok derin uyuyor. Gözünüz aydın. Aslım da en kısa sürede bulunacak. Üzülmeyin. İnşallah. Bir şey var mıydı, yarası filan? Yok yok. Çok ufak bir sıyrık vardı. Ben temizledim. Merak etme. Ciddi bir şey değil. Kim bilir nasıl korkmuştur. Neler yaşamıştır. Böyle baygın mı geldiğinden beri hiçbir şey söylemedi mi? Aslım'la birlikte değiller miymiş? Onu bulan beyefendi Gölbaşı civarında bulduğunu söyledi. Tek başınaymış bulduğunda. Berçin uyanana kadar başlarına ne geldiğini öğrenemeyeceğiz. Ama polis her yerde arıyor, merak etmeyin. Uyandıralım o zaman, ne bekliyoruz? Sakın dokunma. Sakın. Kim bilir neler yaşadı benim yavrum. Benim yavrum da kim bilir nerelerde ne yaşıyor şu anda. Berçin'in uyanmasını beklersek belki her şey için çok geç olacak. Siz olsanız bekler miydiniz? Peki karıcığım. Evet tabii ki sen bilirsin. Hayır. Öyle demek istedim. Tamam karıcığım, sen nasıl istersen. İmdat! Yardım edin! Sesimi duyun! Yok hayatım. Benimle alakası yok. Birileri kavga ediyor. İmdat! Kimse yok mu? Sesimi duyun! Polisi arayın! Beni kaçırdılar! Kes yoksa gelip ben keserim. Hayatım, Hediye Hanım haklı. Aslım'ın ne şartlarda olduğunu bilmiyoruz. Belki de geçen her dakika aleyhimize işliyor. Berçin'i uyandırmamız lazım. Sen Berçin'in babasısın. Önce kızını düşüneceksin. Polis arıyormuş işte. Rahat bırakın kızım.
için. Kızım. Babacığım, iyi misin? Berç'im, Aslım nerede? Birlikte miydiniz? Çekil, dokunma. Bırak nefes alsın, ne öyle sorguya çeker gibi. Anne. Anne, ben çok korktum. Aslım orada kaldı. Ne demek orada kaldı? Neresi orası söyle. Hasta mı, aç mı, benim kızım nerede söylesene. Dokunma, çekil. Sibel, kendine gel. Yavrum. Yavrum neredesin yavrum? Kızım. Neredesin? Oğlan sana yalan söylüyor. Kim bana yalan söylüyor? Ya işte bu Yağız mıdır nedir o? Eylül, oğlan çok zengin, tamam mı? Sana çaktırmıyor ama çocukta deli para var. Eylül, burası niye bu kadar kalabalık? Yani bir olay falan mı oldu acaba? Yağız, burası bir devlet hastanesinin acil servisi. Tabii ki yoğun olacak. Sen niye daha önce hiç hastaneye gelmemiş gibi davranıyorsun? Ben böyle biraz kan kaybettim ya. İnsanları galiba çiften görüyorum. Oğlum, hasta olacaksın bu kadar düşünmeyle. Of of. Bu Yağız denilen dümencinin esas da zengin olduğunu çözdük. De. Eylül'e bunu nasıl ispatlayacağım, orayı bulamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim arkadaş. Bulamazsak geçmiş ola. O zaman şu pirinçleri bile zor buluruz. Şimdi bu zibidi arabayı servise bıraktığına göre geri almaya gidecek. Eğer Eylül'ü ben oraya götürebilirsem... Bunun nasıl bir arabaya bindiğini görecek gözleriyle. Aferin benim akıllı oğluma. Vallahi kukumav kuşu gibi düşüne düşüne aklını yitireceksin diye korkmaya başlamıştım. Koş koş durma. Araba yanmadan yetiş. Hadi. Cemil. Yengeye hesap verdiysen işimize bakalım. Hadi gel, kızın yanına gir de keyfin yerine gelsin. Hani yönelik burası? Bu kim şimdi? Git bak. Cengiz gelmiş patron. Nereden çıktı lan bu adam? Aç. Abi. Polis. Dursun abi. Polisler geliyor abi. Ne
Kolay gelsin abi. Şu Hulya'dan az önce sizin taksiye bir müşteri bindi. Benim o taksinin gittiği yeri öğrenmem lazım. Ne sebeple? Abi ölüm kalım meselesi. Sen iyi misin genç? Geç otur hele. Kaybedecek vaktim yok benim. İki genç kızın hayatı söz konusu. Biri benim... Benim sevdiğim kız. Ne olur kurtarmama yardım et. Tamam tamam, sen geç iki soluklan. Biz telsiz daha anons geçeriz şimdi. Ben burada bekliyorum. Sağ ol. Aldım. Sağ ol kuzum. Benim gitmem lazım. Nereye? Derse? Derse gidiyorum. Dersin yok sanıyordum. Varmış. Bir arkadaşım aradı. O söyledi. İyi. İyi dersler sana o zaman. Haberleşiriz. Sen iyi misin? İyiyim. Bir şeyim yok. Abi, senin öbür mekanı basmışlar. Yani eli kulağın da birazdan buraya da gelirler. Yaktın başım Dursun. Hani bir aksilik olmayacaktı. Burası güvenli dediysek güvenlidir. Kimse burayı bulamaz. Saçmalama şey mi olsun? Anlaşmakta. Ulan sen benim başıma bela mısın? Olmuş işi bozuyorsun. Canına mı sadın Cengiz? Abi, baskına haber verdim. Hata mı ettim? Yani senin adresine ulaşmışlar demek ki. Oraya gittiklerine göre buraya da gelirler. Bu ev benim değil salak herif. Üzerine olan eve karı kız getirecek kadar aptal mıyım lan ben? Vallahi mı? Ya Dursun abi. Abi benim senden bir istirhamım olacak. Şimdi abi, şu borç meselesini başka bir şekilde halletsek olmaz mı acaba? Çünkü benim kızla beraber başkasının kızını da almışsın. O kızın babası hukuk profesörü. Başımıza çok büyük iş açılır Dursun abi. Lan bende dalga mı geçiyorsun sen ha? Dalga mı geçiyorsun? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Öldürürüm seni. Gebertin mi lan seni? Ha? Gebertin mi seni? Canına mı susun oğlum? Hediye Hanım, için bir yudum. Lütfen kendinizi bırakmayın böyle. Bakın Aslım sizi böyle görünce çok üzülecek. Hadi toparlanın birazcık. Daha iyisin değil mi babacığım? Hadi biraz kendini zorla. Bir şeyler hatırlamaya çalış. Ne taraftaydı bu ev? Etrafı nasıldı? Hatırlamıyorum. Peki nasıl bir evdi? Rengi nasıldı? Ya hiç dikkat etmedim. Bizi bir odaya kapattılar. Başka hiçbir şey görmedim. Sonra çok acıktım. Sonra bir adam bize yemek getirdi. Aslım yeme, ilaçlıdır o yemek dedi. Ama ben dayanamadım yedim. Sonra dışarı çıkınca başım çok kötü oldu. Öleceğim sandım baba. Tamam yeter. Travma yaşadı benim çocuğum. Kızım, ne olursun bir şeyler hatırlamaya çalış. Azıcık bir ümit bile versen yeter bize. Ne dilersen, ne istersen yaparım. Kulun kölen olurum ömrüm boyunca. Ne olur birazcık hatırlamaya çalış. Hatırlamıyor işte. Sibel. Sibel, lütfen birazcık anlayışlı ol. Çok geç kalmış olabiliriz. Villaydı. İncek tarafına benziyordu. Bahçesi vardı ama etrafında pek ev yoktu. Ya hatırlamıyorum. Yemin ederim başka bir şey hatırlamıyorum. Tamam canım, tamam.
Tamam, rahat bırakın artık. Bildiklerini anlattı işte. Bu bilgiyi de polise bildirmek lazım. Hadi Tarık. Buyurun. Eylül, biraz konuşalım mı? Gördüğün gibi çalışıyorum Koray abi. Ayrıca da yine aynı şeyleri konuşacaksan hiç boşuna yorma kendini, çünkü inanmıyorum. Anladım, anladım, tamam. O çocuğa benden daha fazla güveniyorsun. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Eğer benimle gelirsen onun nasıl yalancı olduğunu ispatlayacağım sana ama. Bakar mısın? Sizin dersiniz yok muydu bugün? Yok. Nasıl ya? Yazmana dersimiz var demişti. Al işte Eylül. Kulaklarınla duydun. Eleman sana yine yalan söylemiş. Ya bu çocuk seni ayakta uyutuyor diyorum sana. Gel benimle ispatlayacağım. Tamam, gidelim. Kızını yanına at şunu. Uygun bir zamanda defterini düreriz. Tamam abi. Abi. Hakan. Abi. Dursun abi. Yolcuyu bir arkadaş götürmüş. Sen de onunla git, aynı yere gideceksiniz. Eyvallah abi, çok sağ ol. Ne işin var burada? Seni bulmaya geldim kızım. Ama yakaladılar beni. Beceremedim. Sen benim nerede olduğumu nasıl öğrendin? Dünden beri seni arıyoruz kızım. Herkes seferber oldu. Tarık Hoca'na haber geldi. Emniyetten mi, savcılıktan mı ne? Bu adamların izini bulmuşlar. Ben de işte kendi yöntemlerine sonra geldim, buldum bunları. Kendi yöntemlerinin izini mi sürdün? Yoksa sen zaten bu adamları tanıyor muydun? Yok kızım. Ben nereden tanıyayım bunları? Arkadaşlara sonra buldum işte izini. Tamam. Babanın etrafı hep it kopuk dolu ama kızım kayboldu deyince yardım ettiler. Sağ olsunlar. Annem nasıl? Çok ağladı mı? Bilmiyorum kızım. Görmedim anneni. Senin kaybolduğunu duyunca işte çıktım. Seni aramak için. Önce onu görmeye gitmeliydin. Üzülünce hasta oluyor biliyorsun. Kimseyi de dinlememiştir şimdi. Kendini harap etmiştir. Polisi aradın mı? Yok. Aramadım. Neden? Kızım, senin baban üçkağıtçının düzenbazı değil ki. Kim sözüne itimat eder,
Kim adam yerine koyar? Kim? Çok acıyor mu? Acıyor ya. Ölümüne dövdüler. Her tarafım acılıyor. Yarın temizleyelim de mikrop kapmasın. Şurada bir şeyler olacaktı. Yok. Ben böyle bekleyemeyeceğim. Gidip arayacağım. Ben de geliyorum. Polis zaten dedik dedik arıyor her yeri. Siz ne yapabilirsiniz ki? Beklemekten fazlasını yapabiliriz. Kızım, sen hiç üzülme, tamam? Elinden geleni yaptın. Bir dakika, bir dakika. Sen nereye gittiğini sanıyorsun ha? Senin ailen burada. O kadınla işim bitti artık. Yapacağımızı yaptık. Sibel, sen ne ara bu kadar gaddar oldun? Ha? Ne ara bu kadar bencilleştin? Başkalarını ailemin önüne koymamak ne zaman bencillik oldu? Ama anladığım kadarıyla biz senin için öncelik değiliz. Kızım bu haldeyken elin kadınıyla gittiğine göre. Sibel, çirkinleşme. Ben kızımı bu hale getirenleri bulmaya çalışıyorum. Ellerine sağlık. Eyvallah. Kazası belası. Tamam mıdır? Eyvallah. Nasıl da saçıyor paraları. Ben sana söylemiştim bu oğlanda bir film var diye ama inanmadın. Ya... Baştan beri her şey yalanmış işte. Daha iyisin değil mi? Ölümüne vurdular. Allah yarattı demediler. Bana bak. Senin o arkadaşın nerede? Kaçtı. Ben yardım ettim. Şu pencerenin kilidini açtım. Sonra da adamlar anlamasın diye buraya yastık dizdim. Hala açık mı pencere? Evet. Kızım sabahtan beri niye söylemiyorsun? Çıkıp gidelim buradan hadi. Dur dur, bir şey yapamazsın. Yakalanırız. Adamlar nerede bilmiyoruz. Bunların sağa solu belli olmaz. Buradan çıkmamız lazım, hadi. Dur altına şu an. Dikkat et, tamam mı? Kafasını kopartırdın da dua etsin. Başka alıcı çıktı. Kapat, kapat. Ah.
Aha kardeşim, aradığın ev burası, arkadaş burada indi. Emin misin abi? Çok sağ ol. Bitecek zamanı buldum. Dayan aslım. Seni burada bırakmayacağım. Kurtaracağım. Dayan. Şuradaki esnaflara bir soralım. Belki gören olmuştur. Hediye, Aslı'mın fotoğrafı var mı? Var tabii, var. Olmaz olur mu? Hiç ayırmam yanımda. Hep tuzağımda taşırım kızımın fotoğrafı. Hediye, tamam. Sakinleş. Sibel adına çok özür dilerim. Seni çok üzdü. Sana karşı çok mahcubum. Asıl mahcup olan benim. Cengiz'in belaları yüzünden sizin de başınıza gelmeyen kalmadı. Yani Sibel Hanım ne dese haklı, hiçbir şey diyemiyorum. Hiç olur mu öyle şey? Cengiz'in hatalarından dolayı neden sen suçlanasın? Neden senin boynun bükülsün? Şu an tek düşündüğüm şey kızım. Hadi soralım.